Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Artık yavaş yavaş Word programına geçiyoruz. Sitavi ile Word arasındaki bağlantıyı anlatmaya çalışıyorum. Bu dersimizde ya da geçen dersimizde ne yaptık? Sitavi Pane denen Word ile Sitavi arasında bağlantıyı kuracak olan eklentinin nasıl kurulduğunu, eğer Word'da gözükmüyorsa ne yapacağımızı ve ufak da olsa mesela bir Sitavi'den Word'a aktarım nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Bu dersimizde biraz daha ayrıntıya gireceğim. Ne yapacağım? Bu dersimizde mesela diyelim ki bir başlık altında işte aldığımız notları organize ettik, hazırladık. Artık onu yazdırmasını istiyoruz Word'a. Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi Sitavi programı öyle bir program ki eğer bu programda mesela her şeyi halledebilirsek, yani şu kısımda, evet şu kısımda mesela düzenlemelerimizi yaparsak, özellikle knowledge bölümünde, evet şu knowledge bölümünde ve bunları mesela düzgün bir şekilde kategorize edersek, bakın mesela şu anda 118 tane not almışız. Evet arkadaşlar, bunlardan 107'si mesela nedir? Kategorize edilmemiş. Bakın buralarda böyle hafiften kategorilerde eklemeler yaptım. Yani bunlar aldığım notlar. Bu notları yazdıracağım. İşte böyle bu şekilde mesela notları başlıklar haline getirirsek, düzenlersek, ondan sonra bu başlıkları tekrar girip düzenlemelerini mesela işte bağlantılarını yaparsak, yani hangisi başta gelecek, hangisi sonra gelecek, hangi fikir sonra da gelecek, bu şekilde mesela hazırlarsak ondan sonra da yazmak kolay arkadaşlar. Diyelim ki biz bunu mesela Sitavi programında düzenlemesini yaptık. Aldığımız notları bu şekilde yerleştirdik. Hatta başlıklarımızı mesela, yani bu başlıklar arasında düzenlemelerimizi yaptık. Ondan sonra Word'a geçtik. Word'da mesela buranın nasıl açıldığını size gösterdim. Şu anda hangi projedeyiz? Bodil Biyol Makalesi projesindeyiz. Burada mesela bakın aldığımız notlar. Burada bakın Muş'taki eğitim faaliyetleri 6 tane not almışız. Sıralamasını yapmışız arkadaşlar. Sıralamasını yapmışız. Zaten üzerine geldiğimizde de notlarla ilgili bilgi de var arkadaşlar. Altta da var zaten. Yani hemen okuyabiliriz. Notların hangi kısımdan mesela, hangi eserden yararlanarak alındığını, hangi sayfalarından alındığını gösteriyor zaten program otomatikmen. Bunları tek tek de yazdırabiliriz. Ama başlığı da başlık şeklinde de yazdırabiliriz. Yani bu başlığı yaz dediğimiz zaman program yazar. Yani sıkıntı yok. Düşünün mesela, yani bütün bilgileri girmişim. Bütün kategoriyi yaz dediğim zaman program gider başlıkları yazar, sıralamasını yapar ve başlığının altında sizin eklemiş olduğunuz notları teker teker hazırlar arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela ben yazdıracağım ama yazdırmadan önce özellikle Chicago Manual Style dediğimiz, yani stillere bakmamız lazım. Yani bizden hangi stil isteniyor onu bilmemiz lazım. Stil yönünden Sitavi oldukça zengin. Sonra mesela, yani şunu da belirtmem gerekiyor ki, yazdığımız yazıda, yani uyguladığımız stili değiştirmek olmuyor arkadaşlar. Yani baştan bir stil belirleyeceğiz, o stile göre gideceğiz. Evet, o nedenle stilimizi belirlememiz lazım. Buradan belirliyoruz arkadaşlar. Bakın Citation Style. Şu kısım önemli. Add Citation Style bölümü önemli. Burayı hemen anlatayım. Şimdi burada arkadaşlar sistemimiz nedir? Yani metin içi atıf mıdır yoksa metin sonu atıf mıdır? Yani sayfa sonu atıf mıdır? Hemen onu belirleyelim. Bakın burada işte in text citation, yani metin içi, metin içi, metin içi. Burada mesela author date, yani yazar ve tarih. Burada full note, yani footnote dediğimiz sayfa altı dipnotudur. Bu sayfa altında da arkadaşlar full action, yani full citation, yani eserin tüm bilgisi yer alacak arkadaşlar. O şekilde ben bunu seçtim bakın. Ondan sonra mesela dilimiz burada, önümüzdeki geçelim. Çalışma alanım tarih, böyle seçtim. Burada mesela Chicago'yu seçtim mesela, bakın. Evet. Tabi Chicago'nun da mesela aynı şekilde şeyi var. Ben nerede bu? Yani bakın mesela buralarda tıkladığım zaman, yani bakın böyle tıkladığım zaman mesela Alman Story'de bakın şöyle olacak. Yani isim, yani küçük büyük harfler nokta, böyle bu şekilde. Bu şekilde yer alacak arkadaşlar. Dikkatli çekelim bakın. Eser böyle bu şekilde yer alacak. Yayın yeri bu şekilde yer alacak. Burayla ilgili mesela kafanız karışmasın. Her türlü mesela citation style var. Yeter ki gezin, deneyin, gezin, deneyin, göreceksiniz. Ben mesela apply diyelim. Evet, German History oldu. Şimdi dipnot vereceğim. Bakın mesela buradan tıkladım. Sadece current kategori, yani seçilen kategoriyi yaz diyeceğim. Yazacak. Başlığı koyuyor. Dipnotunu veriyor.
Kaynakçasını ekliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Evet. Başlıyor verdi. Dipnotu verdi. Burada da 2 dedi. Burada 3 dedi. Tabi bunlar örnek. Bakın böyle bu şekilde mesela getirdi. İbit yapıştırdı. Yani aynı eser. Aynı eser değil. Bakın sayfa numarasını verdi. Yine geldi bakın. Aynı eserler varsa yine aynı şekilde gerçekleşiyor. Ve en sonunda da yani bibliografi ekleyecek ama bunu eklemedi. Bibliografi nasıl eklenir onu da göstereyim. Hemen mesela şuradan aslında onu sonra göstersem daha güzel olur. Şimdi sıkıntı olabilir. Evet. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Citation stili belirledik. Belirledikten sonra da bu stile göre bir eser yazdırma girişiminde bulunduk. Ben şimdi yine değiştiriyorum. Bakın mesela bunlar daha önce kullandığım. Mesela Chicago Manuel Style. Evet bakın geldi. Değiştirdi. Bibliografiyi de kendisi ekledi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Refresh yaptığım zaman değişiklikler hemen kendini alıyor. Şimdi bu kısımda mesela chapter'da yani ben bu chapter'ı yazdırdım. Bu chapter'da şu notları kullandım. Bu chapter yani bu bölümde arkadaşlar şu atıflara yer verdim. Dikkat edin. Eğer atıflarla ilgili paragraf değişikliği mesela diyelim ki şey varsa yani sayfa değişecekse bak şurada şudur. Bunun sayfası mesela şu kısımda gelir değişir arkadaşlar. Bir diyelim. Bakın şu kısımda değişiklik hemen yansıdı. Evet. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.